Danışmanlık sektörünün yönetim alanında faaliyet gösteren Özel Yönetim ve Danışmanlık Merkezi'ne Trabzon'da konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise profesyonel yönetim hizmetleri sunan Özel Yönetim Danışmanlığa konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Sayın Yavuz Aydurmuş ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi özel yönetim danışmanlık olarak tabii ki birçok hizmetimiz var. Onları anlatacağız. Sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız ama öncelikle firmayı tanıyarak başlayalım. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu ve neden oluştu? Şimdi biz firmamız 2012 yılında oluşturulduk. Asıl hedefimiz Trabzon'da bir eksikliğin giderilmesi. Bu eksikliğinde işte binalarımızda özel yönetim firmaları gibi site yönetimlerinin, residence ve tesis yönetimlerinin dışarıdan yönetilmesi. Türkiye çapında bu sektör 15 yıldan beri var. Trabzon'da bu sektör işte dediğim gibi ilk adımlarını başka bir firma atıp ikinci adımını da biz ataraktan başlamış bulunmaktayızdır. İşte talep vardı zannediyorum değil mi? Talep vardı ama arz yoktu. Doğal olarak da kimse de bilmiyordu bu sektör. Yani Trabzon'da yeni bir oluşum biraz yabancı bir sektördü bu sektör. Nedir? Biz bu onun adımlarını attık ve insanlarımıza yani Trabzon'da insanlarımıza bu sektörü artık anlatmaya başladık yani. Nedir? İşte bir insanda huzur hakkı denilen işte komşusuyla beraber kötü olmaktansa firmalara verip firmalar bu konularda detaylı şekilde işlemlerini yapıyorlar. Yani kimse artık komşusuyla beraber kötü olmuyor. Yani aynı zamanda yöneticisiyle de kötü olmuyor. Tabii, öyle aynen değil mi? Aynen öyle. Tabii. Yani nedir şimdi aidatını ödemez, yakıtını ödemez. İşte örnek veriyorum siz benim komşumsunuz. Ben sizi avukata vermek zorunda kalacağım. Ne kadar kötü olsak da eşlerimiz beraber konuşuyor. Ama firmalarda öyle bir şey yok. Hukuk danışmanlık şeyimiz olduğu için hemen hukuk büromuza bunu bildirisini yapıyoruz. Hukuk büromuz bunun işlemlerini başlıyor. Ne de bunun tabii yasal prosedürleri vardı. O prosedürle beraber başlıyor işlemlerine. Bu sefer de ne oluyor? Kimse kimseyle komşu ilişkisini bozmuyor. Yani kötü de olmuyor. Kavgası da olmuyor. Gürültüsü de olmuyor. Diyor ki ben firmayla muhatap oluyorum. Firma da gereken işlemleri yapar zaten. Evet. Ve profesyonel çözümler üretiyoruz. Bu anlamda çok da büyük bir avantaj özellikle site sakinleri için de. Çünkü rahatlıkla oturabiliyorlar. Güvenli bir şekilde zaten oturuyorlar ama tüm işlemleri de olduğu gibi de profesyonel firmalar üstleniyor ve yürütüyor sizin gibi profesyonel firmalar. Tabii bu arada özel yönetim danışmanlık olarak da 4 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda birçok farklı hizmetimiz var. Bunlar neler? Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bizim asıl şeyimiz site, residence ve böyle iş merkezinin yönetimini yapmak. Bunların içerisinde asansör bakım hizmetleri, teknik bakım hizmetleri, işte havuz bakım hizmetleri, peyzaj hizmetleri, hukuk danışmanlık hizmetleri ve mal destek hizmetlerimiz vardır bu sektörün içerisinde. Bunlarla beraber müşterilerimize huzurunu sağlamak amaçlı bu şekilde bir ekibimiz vardır. Bu ekiple beraber bu işleri yürütüyoruz. Bu anlamda bu firmalara, bu tarz özellikle firmalara güvenmeleri gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii artık yani günümüz şartlarında bu tür firmalar daha da çoğalacak zaten. Yani nedir? İnsanları bu yani kendilerini daha rahata kavuşturmak için yani oturduğu bir binada oturuyorsa ben rahatım, aradığım zaman yöneticim bu tür işlerimi hallediyor. Nedir? İşte aidatım toplanıyor, yakıtım yanıyor, kazanım ısınıyor, evim sıcak, kafam rahat, kimseyle muhatap olmuyorum. Bu tür şeyleri zamanla tabii öğreneceğiz. Yani İnşallah sevgili izleyicilerimiz de sizin gibi firmalar sayesinde bilinçlenecek ve daha sağlıklı kararlar verecektir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.